çırak, stajyer ve EYT mağdurları emekli olacak mı? Uzman isimlerden açıklama geldi. SGK uzmanlarının ana gündemi çırak, stajyer ve EYT mağdurları oldu. Çırak ve stajyer mağdurlarının emeklilik hakkında bir değişiklik var mı? Kademeli emeklilik için bir adıma atılacak mı? SGK uzmanı Ersin Bavay, 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için bir mağduriyetin olduğunu belirtirken, çırak, stajyer mağdurları için meclisin açılması ile gündeme geleceğini söyledi. SGK uzmanı İsa Karakaş, ise bir başka sorun olan erken emeklilik yasasının kaçınılmaz olduğunu açıklamıştı. Erken emeklilik için geriye dönük primlerin sayılmaması büyük bir sıkıntı oluşturdu. Bu konuda çırak ve staj primleri önemli bir yer ediniyor. Bakanlık verilerine göre, çırak ve staj süresinde yapılan primlerin çalışma hayatını kapsamadığı ortaya çıktı. Haklı isyanlar sonrasında çırak ve staj primleri hakkında düzenleme yapılacağı mesajı ise iktidar tarafından veriliyordu. Bir diğer sorunlardan biri ise erken emeklilik oldu. EYT mağdurları olarak lanse edilen bu kişiler, bir günden emeklilik hakkını kaçıranlar olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki bir gün sebebiyle 10 yıl veya 20 yıl sonra emeklilik hakkını elde edecek. Bu noktada çoğu uzman isim kademeli emekliliğin mecbur olduğu belirtiliyor. Çırak, stajyer ve EYT mağdurları haklı taleplerinin yerine getirilmesi oluyor. SGK uzmanları ise talepler karşısında hükümete çağrıda bulunuyor. SGK uzmanı Ersin Bavay, çırak ve stajyer mağdurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, SGK uzmanı İsa Karakaş ise erken emeklilik yasasının kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. SGK uzmanı Ersin Bavay, canlı yayında yaptığı açıklamalarda 1999'dan önce sigorta işe girişlerde bu mağduriyetin olduğunun altını çizdi. Bavay, bununla ilgili bir düzenleme yakın bir zamanda yapılacak. Meclisimiz bildiğiniz gibi tatil oldu. Yaklaşık 1,5 milyona yakın kişi burada bir mağduriyet yaşıyor. Bunlar zamanında okullarında ya da meslek liselerinde çalışmış sigortalıları var. Ama gün olarak gözükmüyor. Bunlarla ilgili beklenti askerlik borçlanması ve doğum borçlanmasının olduğu gibi, günlerimizi yatıralım ödeyelim şeklinde oldu. Bu yeni yasama dönemine yetişir diye düşünüyoruz, dedi. İsa Karakaş, kademe kademe emeklilikte adalet kaçınılmaz, diyerek şu ifadelerde bulundu. Cinsiyete göre 17-24 yıla varan bu uçurumun kademeli olarak yeniden tanzim edilerek daha adil hale getirilmesi elzemdir.